Evet. Arkadaşlar bu akşam canlı yayın yapamayacağız. Sokak beslemesindeyim şu anda ve tekrar sizinle paylaşacaklarım var. Gel sen de buradan ye. Niye gidiyorsun ki oraya? Bak buradaki yaş mamayı bıraktı. Hayret bir şey. Zaten dişlerinden zor yiyorsun. Orada yiyor. Yesin de nerede yerse artık. Sularını filan da tazeledim. Kuşlar orada besleniyor. Bu kızım da burada yiyor mamasını. Umarım kısa sürer. Bir anlatmak istediğim bir şeyler var tabii ki son günlerimizle alakalı. Selamlar arkadaşlar. Evdeki kedilerim konsantrasyonumu bozuyor. Burada dışarıdaki kedilerim. Anlatacaklarımı nerede anlatacağımı şaşırıp kaldım. Yine bir sokak beslemesindeyim. Son zamanlarda üst üste bir şeyler yaşadık. Kısaca ben onları anlatmadan önce kanalımıza lütfen abone değilseniz, unuttuysanız abone olmayı, yine unuttuysanız like atmayı, eğer vaktiniz varsa canlarımın bu kanalına katkı sağlamak adına yorum yapmayı da unutmazsanız çok çok sevinirim. Şimdi arkadaşlar en son sizi bilgilendirmiştik. Carlos Kedi'nin rahatsızlığının araştırılmasıyla alakalı. Biz o gün size canlı yayın yaptığımız günün ertesi gün 2 saatlik yol falan dinlemeden sabah 6.30'da çıkarak Carlos'u fakülteye yetiştirdik. Neyse orada işte veznede ödemelerimizi yaptık. Ondan sonra sıra bize geldi. Sonra dediler ki işte renkli ultrason için, kan için, EKG için işte hocaya muayene ettireceğiniz için hoca farklı. Biz üstelik muayene ücreti ödemiştik. Ama hoca görecek diye bir de hoca viziti ayrı ücret ödedik. Ben arada şöyle size makbuzlarımızı da atayım. Hatta eğer çektiysem şeylerin test sonuçlarını da atabilirim ama renkli ultrasonlar bizde yok. Sonrasında arkadaşlar iyi bir araştırma, iyi bir muayeneden sonra Carlos kedimizin akciğerlerinde oluşan lekeler, işte yani tıp diliyle anlamadığım bir şeylerden dolayı solunum güçlüğü çektiği için kalbi yorduğu, kalp kapakçıklarının uç kısmında bir yerde bir deformasyon olduğu ama öncelikle akciğerinin tedavisi edilmesi gerektiği hakkında bilgilendirildik. Kocaman bir reçete bize yazıldı. Bu reçetenin bir 30 günlük bir tedavi süresi var. 15 günü enjeksiyonla klinikte devam edecek. Kalanları 5 gün ara verildikten sonra ağızdan verilmek şartıyla şurup şeklinde ağızdan verilerek tedavi devam edecek. Ve sonra 30 gün sonra yine gideceğiz arkadaşlar. Az önce makbuzlarını yayınladığım ödemelerin hepsini sil baştan bir daha yaparak aynı muayene, işte akciğerde bir değişiklik var mı, gidişat nedir, kan testinde bir de enfeksiyon çıkmıştı, ayrıca onun için de tedavi görüyor. Bütün bunların sonuçlarını yine tabii sizinle paylaşacağım. Neyse arkadaşlar işte biz bu fakülte için bize bir miktar Esin arkadaşımız, cansever dostumuz destek olmuştu. İşte biz de üzerini tamamladık kredi kartından falan. 2 saatlik yola götürdük getirdik. Neyse yol masrafı şudur budur onlar zaten bize ait. Hiç onları karıştırmayacağım. Sonrasında arkadaşlar zaten bundan bir ay önce de Dilan aynı işlemleri fakültede değil ama klinikte yaptırmıştı. Kan testleri, işte kan paraziti var diye iğneler, serumlar, 10 günlük bir tedavi. Bir 4-5 bin lira para harcamıştı. Carlos'un ardından evdeki baktığı kedilerden Paskal hastalanmıştı. Bir 4-5 bin lira da ona öyle harcamıştı. Şimdi tekrar Carlos'un işte yüzündeki tikler ve solunum güçlüğü yeni baştan ve 30 gün sonra sil baştan bir daha. Bunların hepsini topladığınızda 20.000 TL'ye yakın para yapıyor arkadaşlar. Biz bunları düşünürken, bu arada şeyi atlıyorum arkadaşlar, bu bahsettiğimiz ilaçların bir kısmı, iğnelerin, enjeksiyonların özellikle kliniğimizde var. Tabii ki enjeksiyonlar, işte enjeksiyon uygulama ücreti günlük olarak her gün oraya kliniğe ödeme yapıyor, günlük ödeme. Fakat ilaçların sadece bir tanesi 530 lira tuttu arkadaşlar. Sadece bir tanesi. Daha alamadığımız 3 tane daha ilacı var. O 3 ilaç gerçekten bildiğim kadarıyla çok çok pahalı değil ama en kısa sürede onları da alacağız. Her neyse, biz bunları düşünürken kara kara neler oldu biliyor musunuz arkadaşlar? Ben sabah uyandım, evdeki kedilere dolaşıyorum, işte sularını, mamalarını tazeliyorum. Bir bakıyorum, işte şunlar Bıngıldın'ın çocukları, Hatice'nin çocukları, işte şudur budur, tek tek isimle kontrol ediyorum. Baktım VEDO ortalıkta yok. Arkadaşlar, VEDO büyük bir box var bende, köpek box'ı. Ben o box'ı uzun süredir kapağı kırıldığı için öyle yuva gibi kullanıyorum evde. Onun içine de minder koydum, yatıyorlar. Bir baktım VEDO o box'ın içinde, gözleri şaşı olmuş arkadaşlar ve affedersiniz poposundan nefes alıyor. Onu da güç alıyor. Ben bir çığlık attım, Umut koştu. Hemen VEDO'yu o box'tan çıkarıp diğer box'a koyduk. Evden kliniğe, yani merdivenleri falan nasıl indiğimi hatırlamıyorum. Sadece 3 gün sonra, yani bugün veteriner kliniğindeki veteriner hekimimizin annesi dedi ki, o günkü halin gözümün önünden gitmiyor dedi. Gözlerin yuvalarından çıkmıştı dedi. Acele önce bana su yetiştirdiler. Önce bana bir bardak su verdiler, sonra arkadaşlar kediye baktılar. Çünkü o kadar fenalaştım ki artık diyorum ben size dayanıksızlaştım. Neyse arkadaşlar, genel muayenesi yapıldı. Sonra bir yürütelim dediler. Bir baktık ki VEDO yürüyemiyor. Ön patiği, sağ ön patiği öne doğru büküyor. Eyvah dedim, bu nasıl bir şey? Hani raşitizm bilmem ne diyorlar. Öyle bir şey mi başlıyor falan. Neyse, kan testi falan diye konuşurken dedim, hocam yani bunun kan testi sonucu bekleyecek hali yok. Hayvan nefes alamıyor. Yani bu ölüyor dedim. Test sonucu falan beklemez. Neyse, ayağını da öyle görünce arkadaşlar hemen röntgen çekti zaten veteriner hekimimiz. Röntgende tabi bir düşme olduysa ciğerlere de işte bir batma olmuştur, bir iç kanama olmuştur falan. Tüm hepsini yaptı. Hatta röntgenleri de şuraya koyayım hızlıca. Şu hangi? Şu ayakta şey zaten ağrılı tutuyor ama herhangi bir şey yok. Evet, şu yakından biraz. Ciğerlerde bu şekilde. Şöyle ben biraz daha kontrastını da arttırayım bunu. Temiz görünüyor, sıkıntı yok. İyi. Tamam. Evet arkadaşlar, yani kırık, çıkık, çatlak hiçbir şey yok. Ama acıdan o patiği katlıyor. İşte o, onda alışkanlık kalabilir dedi. O yüzden o acıyı dindirmemiz lazım. Önce bugün istirahat ettirelim. Acısı olmazsa dedi basar. Eğer normal basmaz, bükük basarsa o onda alışkanlık kalır. O ayak da öyle şekil alır. Ondan sonra bir daha da hiç normal basamaz dedi. Neyse, tabii iştahı da olmadığı için biz o gün 3 tane enjeksiyon yaptık. İşte bağışıklığını güçlendirici, kas gevşetici ve ağrı kesici. Sonra derken arkadaşlar dedi ki yarın da getir, öbür gün de getir. Bir tane yavru var, bağırıyor. Röntgenleri çekildi. Ağrı kesici yapıldı. Bir de kas gevşetici. Gözlemliyoruz. Sonrasında arkadaşlar 3. gün sabahı kliniğe gideceğim zaman ben şöyle bir şey gördüm. Bedon'un patisinin iç kısmında, ki ilk gün asla yoktu. Veteriner hekimimiz de böyle eliyle çok iyi baktı ve ben de baktım. Derinin altında böyle bir pıtırcık, bir pirinç tanesinin yarısı kadar bir sertleşme. Yani nasıl diyeyim size, ya bir tırmık yemiş, ya bir arı sokmuş, sinek ısırmış, böcek ısırmış ya da bir yere çizdirmiş, artık orasını bilemiyorum. Neyse arkadaşlar, götürdüm. Ondan sonra söyledim de, evet yani ne röntgende öyle bir şey vardı ne de elle muayenede. ama tabii ki sonradan deriye doğru bu şeyin çıktığı anlaşıldı. Çok önemli de bir şey değildi. Ama biz ne kadar da mama yemeye başladığı için bağışıklık güçlendirici iğnesini kestik, kas gevşeticiyi de kestik. Ağrı kesici iğneyi yapmak zorunda kaldık ki çünkü ağrısı olmasın ki normal bassın diye. Vedon tedavisi bitti. Hala aksayarak yürüyor ama en azından biraz daha normal basıyor. Patiyi kıvırmıyor. Gel Vedo. Dur kızım dur. Arkadaşlar işte biz Carlos'u hesap ederken bir de ben şu yaşlı kediyi de yakalamaya uğraşıyorum. Yani en olmadı veteriner çağırmak zorunda kalacağım. Nasıl yaparız, nasıl ederiz derken bir de Bedon'un masrafları çıktı. İşte 3 günlük enjeksiyonlarıydı, röntgenleriydi derken ve bununla da kalmadı arkadaşlar. Kapımızın önüne koli içinde, pislik içinde böyle resmen şey, gözlerin yani birer gözleri kapanmış, perişan halde 2 yavruyu bıraktılar. Zaten sizinle paylaştım. Şuraya da tekrar o vaziyetlerini paylaşıyorum. Bir de utanmadan yanına da göz damlası koymuşlar kutunun içine arkadaşlar. Maşallah o kadar da vicdanlı, merhametliler ki. Neyse arkadaşlar, hadi ne yapacağız? Akşamın dar vakti. Ne yapacağız dedik, götürelim baktıralım yani. Neyi var bunların şimdi? Artık böyle hasta hayvanı da alıp içeriye, sayım çok fazla. Benim evde katliam olur diyorum ben yani. Benim evde bir bulaşıcı hastalık hepsini mahveder. Yani çok kötü şeyler yaşarım. Neyse hadi tekrar kliniğe geri döndük arkadaşlar. Klinikte muayeneleri yapıldı. Bunlarda da enfeksiyon çıktı. Zaten gözleri perişan halde, yetmiyormuş gibi bir de burunları falan akıyor. Veteriner hekim dedi ki en az bir haftada bunlar tedavi olacak. Yani ayrı ayrı normalde kedi başına para alıyor ama ikisine orta bir fiyat çıkardı. Halimizi de görüyor. Ama tabii ki onun da maliyeti var. Altlarına her gece gündüz sürekli altlarındaki bezi değiştiriyor, pet alıyor, mamalarını veriyor, antibiyotik tedavilerini yapıyor, göz damlalarını damlatıyor. Onların bakımıyla uğraşıyor. Neyse arkadaşlar, bir yandan da onların borcu birikiyor mu? Birikiyor. Allah'ım çok da güzeller ya. Gözler falan bak hemen açıldı. Evet. O şey irinin akıntıdan hemen kurtulduk. Maşallah. Burun akıntımız da geçmeye başladı. Tedavisi sürüyor. Ha, 1,5 aylıklar. İkisi de erkek mi hocam? Hiç biz bakmadık. Tayin etmedik daha. Şunun erkek olduğuna eminim. Sarmanlar. Bence de. Ama muhtemelen dişidir. Muhtemelen dişidir. Klinik bebeleri. Yok. Daha yaşlı kediye de sıra gelmedi. Böyle bir telaşelerin içine düştük arkadaşlar. Yani video paylaşmak lehimize, yani benim kanalımın, kedilerimin lehine. Mama desteğimizi de sağ olsun, Allah razı olsun. Bakın ben hiç mama diyor muyum? Demiyorum. Yani evet, mamalar çok pahalandı etti ama Allah'a binlerce şükürler olsun. Allah ondan milyonlarca kat razı olsun. Bizim isimsiz meleğimiz tarafından mamalarımız karşılanıyor. Ama arkadaşlar bu kadar klinik giderine, bu kadar şeye de artık kimse dayanamaz yani. Dayanamaz arkadaşlar. Yani şu son 2-3 aydır var ya, ya daha götüremediğim kediler var. Örneğin sıra gelmiyor. Bakın sıra gelmediği için şu bizim sarı kedi vardı ya, hani daha önce paylaşıyordum. Doğum yaptı işte, biraz büyüsün onu kısırlaştıracağım falan. Arkadaşlar yavrular kocaman oldu. Sahiplendiremedik. En son buralı, yani bazılarını kendileri sahiplendirdiler. Kalan 3 tanesi buralarda 1 ay kadar gezdi, oynadı. Sonra işte bilmediğimiz birileri onları da sahiplendi. Zaten günlerce gelmişler ama benim geldiğim saatlerde denk gelemedik. En sonunda birer gün arayla gelip aldılar yavruları. Ama tabii ki tanışmamız bir türlü kısmet olmadı. İnşallah iyi yerlerdedirler. Fakat ben onlara bakan o esnaf kardeşimize dedim ki, yani bana dedimse, bana ben olduğum için 2000 TL fiyat istiyorlar dişi kediye. Sen götürsen 2500 lira dedim. Yani birlikte kısırlaştıralım. Baktım sesleri çıkmıyor. Arkadaşlar bu kadar zalim, bu kadar vicdansız, bencil insan varken hani iyi kötü dükkanında koruyan, kollayan, işte gözeten insanlara da bir şey diyemiyorum ki, para diye tutturamıyorum. Onlar da boncuk işiyle akşama kadar, gecenin yarısına kadar böyle iğneyle kuyu kazmak gibi iş yapıyorlar ki dükkan kirasını ödesinler de karınlarını doyurup çocuklarını büyütsünler. Yani Bir şey de diyemiyorum ama tek başına da yetişemiyorum. İşte o anne bir daha doğurdu. Yani nereye koşacağım şaşırıyorum. Üstelik bu defa 6 tane doğurmuş arkadaşlar. Yani bir yandan ilan açtım, o iki bebeğe yuva yok. Getirsem o anneye versem dedim. O annenin zaten 6 tane var. 2 de ben eklersem 8 tane ne olacak? Öyle bir yorgunum arkadaşlar. Beden yorgunluğum hiç böyle helali hoş olsun. Gene beyin yorgunluğum da öyle. Ama gerçekten çok ciddi söylüyorum. Beyin yorgunluğu, hesap bilmem ne yorgunluğu beni fiziken de çökertiyor. Ömrümü götürüyor. Yani öyle maddi manevi elimiz geniş olsa da rahat rahat hareket etsek, korkmadan cesur yürüsek böyle çok daha güzel olacak. Bunun için de istiyorum kanal büyüsün, YouTube geliri yükselsin, şu olsun bu olsun, hani kimseyi yormasın. O da olmuyor arkadaşlar. Yani uğraşıyoruz. Eskisi gibi artık kaptığımız gibi her hayvanı böyle hapşurunca götürürdük, bakımını yaptırdık. Öyle bir şey yapamıyoruz. Kısırlaştırmalarımız durdu. Yavru kediler yürüyor. Perişan oluyorlar. Arkadaşlar yani desteklerinize gerçekten çok ihtiyacımız var. Vallahi kısa tutayım dedim ama yine uzun oldu. Eğer buraya kadar izlediyseniz, dinlediyseniz gerçekten çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Allah'a emanet olun hepiniz.